bir de Şahin. Şahin geldi. Oy. Yani globallere globalle cevap verdi burada. Ben açıkçası DFM'in düşünce tarzını bu draftta beğendiğimi söyleyeyim. O da tabii bütün playmakerlığını da bozuyor. Artı Camille'i de belli oranda bozabiliyorsun. Ve yine az hasarlı bir kompozisyon oynuyor Loud. Burada alınacak. Önceki maçta da bu arada erken almışlardı ejderleri. Ruh'a kadar da gittiler hatta. Ruh'u bir şey çevirdi. Oo, kaçırdı. Oo, kanca atışı kaçtı. Kanca atışı kaçtı. Steel buraya geliyor. Sıçrası var Steel'ın. Direkt olarak sıçra konulacak ama Galio işleri değiştirir burada. Robo ilk kanı alacak. Robo ilk kan sonrası skoru verse de amacına ulaşan bir Loud var burada. Ama önemi yok. Burada Loud ilk kanı aldı. Şimdi ilk alameti de almak istiyorlar. Ejder sonrasında Steel'den kullanılan bir ulti var. Steel burada savaş başlatmak istiyor. Knoll çok tehlikeli pozisyonda ama sadece Harp'a isabet ediyor burada kışkırtma. Arada kalan bir oyuncu var. Onun düştüğünü göreceğiz. Seos canı çok azalmış. Buradan resetlendi alamet. Çok fazla hasar var burada. Victor tarafından gelen Utopon. Pozisyon arıyor kendine. Şimdi Brans'in üzerine gidecek. Brans direkt sıçra kullandı. Utopon araya giriyor. Şen burada Shen ultisiyle birlikte geliyor. Robo'yu yakaladılar. Robo buradan çıkabilecek mi? Çok son anda, oyun. Son anda sersemletilince Robo'ya çıkış olmadı burada. Çıkış şansı verilmedi. TFM çok iyi oynadı burayı. Ultiler yok. Aynen öyle. Ultilere bağımlı bir kompo oynuyorlar ve gelmeyi tercih etmedi TFM. Savaş sonrasında bir de alamet bıraktı. Yalnız Loud. Yani Loud görevlere başlıyor, ondan sonra oradan kaçıyor, bir daha geri gelmiyor. Ya işte biri alsın da kim alırsa alsın. Rakip de alabilir, problem değil. Vadede ejder canlı görmeyelim. Bulut geldi. Çok bulut da geldi bu arada. Bulutla eksik çok geldi. Sen daha dur daha. Atlas abimiz maç anlatmaya başlamadı. O bir ana gruplarda maç anlatsın. Her maç bulut. Hangisini daha çok seviyoruz? Bu topunu mu, kediyi mi? Kediyi. Abi Türkiye'de ikisi de çok seviliyor biliyorsun. Evet. Bununla alakalı anket açsak acaba hangisi çıkar? Çok merak ediyorum ya. İkisi de aşırı sevilen şeyler. Da başlamak da istiyor. Robo'nun üzerine gidecek. Şimdi Robo kanca atışında yakalandı. Hextech ultimatom var yalnız. Hextech ultimatomu hala kullanmış değil. Şimdi kullanıyor buraya. Galio ultisi de gelecek. Düşürmeye çalışıyorlar. Düşürdüler. Tinoz kendini kötü bir pozisyonda bulmuş olabilir. Diğer tarafta Harp yardımın gelmesini engelliyor. Seos direkt olarak üzerinde oynuyor burada Yaorong'un. Çok fazla hasar verdi bu ikili ama orada hasarı tamamlayacak kimse yok. Buraya Utopon'un gelmesiyle birlikte bir skor daha çıkıyor ve hasar eksikliği bir kez daha baş gösterdi. Ama yani 4006 fark oldu yine. Sesleri duyuyor. Victor ne gol aldı ya. Şeyle bir de yakma etkisi de. Ama yani 1-1-1 diye geliyordu bu dağıldı. Çok güzel ama ya, çok keyif veriyor. Her Galio ultisi ve Camille ultisi aktif olduğunda kule altı yapmak. Ya da onu geçtim üst koridorda bir skor çıkarmak, Camille önü geçirmek. Yapamadılar bunu, izin vermediler. Şimdi Robo kule altına girmek istiyor ultiyle birlikte. Kroon ultisi var, hala kullanmadı. Tek attılar burada ama Yaharong'a giden bir skor daha var. Kroon'u da düşürecek Yaharong. Güçlenmeye devam ediyor. Skor toplamaya devam ediyor. İkinci ejderini aldı DFM. Maçın üçüncü ejderi. Ve Robo alt koridordan kule alacak. Ama bunun karşılığında ne kaybedecek? Önemli olan o. Canını kaybedecek gibi duruyor. Agresif oynadı burada Utopon'un üzerine ama. Şimdi ultiyle birlikte Utopon'u düşürmeye çalışıyor. Neredeyse. Neredeyse skoru alıyordu. Ulti! Yetmedi. Yetmedi, ama, gördüler bu arada yolda Ezreal ultisine. Still orada bir görüş saldı ya. Alametle birlikte bu kafayı attıracaklar. Yani korkusuz, çok korkusuz. Yanında kimse yok. Şimdi Steel'in üzerine oynamak istiyorlar. Burada alamet kafayı atamayacak. Alamet kullanımı çok istediği gibi sonuçlanacak mı emin değilim. Alamet'e kafayı attırmak için savaş başlattı burada Steel. Diğer tarafta Harp sıçrayla birlikte Seos'u yakaladı. Seos'un üzerine gitmek istiyorlar ama Seos sıçrayla birlikte oradan uzaklaşırken bir anda ormancı düşünce hedef Baron oldu. Meganar olmuş durumda. Canı 4000 aslında bitirilebilirdi ama risk almak istemiyorlar, riske atmak istemiyorlar. Hemen resetleyecekler. Işından almış oldular ama karşılığında Yaharong'un kronometresi harcanıyor. Utopon tehlikeli sularda yüzüyordu. Ama o sulardan biraz kıyıya doğru geldi. Burada direkt olarak üzerine gidecekler Yaharong'un. Shen'le birlikte burada Yaharong'u yaşatmayı başaracaklar. Hasar çıkmadı yeteri kadar. Tinoz'dan ulti gelecek ama Loud. Ulti bitmeden
düşüyor Tinoz. Neler Robo yapıyor? Burada kaçmaya çalışacak. Sıçrasını kullandı. Onu takip eden bir Arp var. Güzel ultiyi Utapon'dan arada kalmış gibi gözükse de hasar geldi. Yok. Hasar yok. Utapon vurmaya devam ediyor. 2'de 2 yaptı Utapon. Üçüncü skoru da bulacak Utapon ve şimdi tam şu anda Baron'a gidecek DFM. Rakiple beraber güçlenebilen bir şampiyonları yok. Ve problemliydi yani maçın gidişatı ki Ezreal da çok iyi bir maç geçirmiyordu. Yani erkenden de öne de geçiremediler. Çok daha agresif oynamasına sebebiyet verecek. Yol açacak o hamleleri yapmasına. Şu an zaten hasar yeterli onların tarafında. Biraz daha güvenli bir tercih yapmış Utapon. İkisini de bıraktılar. Onlar çok geride olduklarının farkındalar. Ve iki inhibitor. Nexus kulelerinin orada savaşırlar ya. Savaşmaları gerekiyor, savaşırlar değil. Sezonun son savaşı. Eğer kazanamazlarsa. Dediğin gibi artık son savaşı verecekler. Maokai ultisi geldi. Krok! Hiçbir şey arada kullanamadan düşüyor. Victor hasar vermeye devam ediyor ultisiyle birlikte. Yarov burada yakalandı. Galio ultisi iyi gelecek buraya ama hasar yok hala. Şimdi ilk skorunu aldılar burada Tinoz'la birlikte. Evi çok fazla hasar oluyor. Diğer taraftan Utapon paramparça ediyor bu savaşı. Robo buradan çıkışı yok. Utapon agresif oynamaya devam edebilir. 2'de 2 yapmıştı zaten. Nexus kuleleri düştü. Savaşmak zorundalar ama Utapon'a dokunabilen yok. Utapon 3. skoru almaya çok yakın Tinoz. Zonya çıkışı Utapon tarafından düşürecek. Utapon her şeyi bıraktı, skorları bıraktı. Karşılaşmayı bitirmeye gidiyor ve burada DFM 3-1 ile birlikte Loud'u turnuva dışına itiyor.